Kazım Karabekir Paşa 2. Abdülhamit'in ruhunu neden çağırdı? Bir evde toplanmış olan dönemin komutanları ispiritizm hakkında konuşuyorlar ve Kazım Paşa diğerlerini inandırmaya çalışıyordu. Lafla karşısındakileri ikna edemeyeceğini anlayan Kazım Paşa sonunda iddiasını ispatlamak için hemen orada ruh çağıracağını söylemişti. Fevzi Paşa bu fikri daha başından reddetmiş, Cevat Paşa kararını tatbikattan sonra vereceğini söylemiş, Gazi Paşa ve Ali Fuat Paşa ise sessiz kalıp neticeyi beklemeye başlamışlardı. Ruh çağırma işlemi için salonda bulunan küçük bir masanın etrafına oturup ellerini de masanın üzerine koydular. Masa biraz sonra hareket etmeye başlayınca Kazım Paşa 2. Abdülhamit'in ruhunu çağırmıştı. Bir dakika. 1. Dünya Savaşı'nda yakınlarını kaybetmiş olan insanlar ölen kişilerle bir şekilde iletişim kurabilmek istiyordu. Bu sebeple ruh çağırma seansları özellikle Avrupa'da moda olmuştu. Ruh çağırdığını iddia eden kişiler bileklerinde gizledikleri bir metal kanca ile masayı hareket ettiriyorlardı. Kazım Paşa'nın böyle gizli bir kanca kullanmadığını bilemiyorum ama gecenin sonunda olayın oradaki herkesi güldürmüş olduğu muhakkak.